harp başladı. Askerliğimizi orduda tabip muavini olarak ifaya başladık. Artık tiyatroyu unutmuştuk. Kendi musiki namelerimiz ortaya çıkmamışken köylerimize varıncaya kadar Amerikan plakları çın çın ötüyor. Muhterem seyirciler, mesela Dilsiz isimli bir piyes temsilini arzu etseler, Muhsin Bey bu sefer kör yerine dilsiz olur, ben de zahmet çekmem. Sesli filmin son 3 sene zarfında dünyayı kaplarcasına bulduğu rağbet harika denilecek derecededir. Şiir fikrimce sahnede hacivat dilidir. Merak ettim. Selami İzzet Bey mizanseni de dekor gibi tahtadan, boyadan ve parayla yapılan bir şey mi zannediyor acaba? Ahmet Bey'im Bahtiyar öldü. O ruhuyla ateşlediği meşalenin sönmediğini görmekle Bahtiyar göçtü. Zaman ne kadar tuhaftır. Bütün bir ömür diyebileceğimiz senelere o yalnız sanat senelerim diyor. Toprağı, dostlarımı, karımı sevdiğim gibi severim tiyatroyu. Sevgilerimin hiçbirinde platonik olmadığım gibi tiyatro sevgimde de platonik değilim. Sahnedeki rollerden biri karısının aşığına eşek herif demiş. Vay efendim, bu ne kepaze lisanmış. Terbiyeli bir adamın ağzından bu pis kelime nasıl çıkar? Tiyatroda konuşulmaz, yalnız dinlenir. Orada çatır çatır fındık veya çutur çutur fıstık yemek yalnız ayıp değil, aynı zamanda günahtır da. İster misin birkaç sene sonra memur kadrosunda isminizi görsünler de mesela Muhsin'i mezbaha müdürlüğüne, Behzat'ı Darülecize muhasebesine, seni de temizlik işlerine tayin etsinler de.